ve ortaya çok özel bir röportaj çıktı. Spoiler bekliyorsunuz şu anda. Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilinmeyen her şeyi Asiye Acar'a anlattı. Sonra gaza geldim. Dedim ki ben bu şeyleri yaparım yani. Eksiğin var mı Eren? Yok savcım. Kanal D'nin kısa zamanda fenomen olmayı başaran dizisi Yargı'nın giderli laf sokmalarıyla meşhur savcısı Pars, yani Mehmet Yılmaz Ak'la haber müdürümüz Asiye Acar bir araya geldi ve koyu bir sohbet başladı. Sevgili Magazin izleyicileri, bu hafta harika bir konuğum var. Sevgili Mehmet Yılmaz Ak'la birlikteyiz. Sayın savcı. Savcım başladı direkt. Sizin bir eviniz, yemek yapacağınız bir kocanız yok mu? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her pazar bizi merakla bekliyoruz. Ne olacak acaba diyerek. Siz de bir Yargı fanısınız değil mi? Kesinlikle bir Yargı fanıyım. Spoiler bekliyorsunuz şu anda. Köpek! Neredesin lan? Asiye tam bir Yargı fanı olarak savcı Pars'ı sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışsa da başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak usta manevralarla Asiye'nin sorularını geçiştirmeyi başarıyor. Şu an o kadar çok şey duymak istiyorum ki sizde. Mesela bu akşamki bölümde ne olacağını merak ediyorum. Tabii ki söylemeyeceksiniz, biliyorum. Tabii ki söyleyemeyeceğim yani. Bir de biz de tam şey de değiliz yani. Biz kaçı çektik, şu anda kaçı çekiyoruz, bugün hangi bölüm yayınlanıyordu falan tam hakim olamıyoruz. O yüzden detaylı şey veremem yani. Müebbete kadar gider bu. Asiye savcı Pars'tan Yargı'da neler olacağıyla ilgili spoiler alamayacağını fark ediyor ve hemen taktik değiştiriyor. Şimdi tamam, Pars'a geleceğiz ama birçok projede yer aldınız. Evet. Böyle o kadar değişiyorsunuz ki ekranda, hem görüntü olarak hem işte rolünüzle. Bak şimdi, öyle spoiler verilir mi ya? Bak bak, ben bir hesap yaptım. Al bakayım şunu. Yani şöyle, yani bu konuda bence fiziksel bir avantajım var diye düşünüyorum. Hani yüzümün kemikli olması, bir de saçlarım işte hafif dalgalı, sakal bıraktığım zaman başka bir şey olabiliyor. O avantajım var yani, onu kullanabiliyorum. Bir de çalıştığım ekiplerle ilgili çok şansım oldu. Hep yaratıcı, birlikte kolektif yaratmaya müsaade eden bir ekiple çalıştım. Onun da çok faydası oluyor yani o değişim için. Onlar benim kardeşim falan diyeyim. Ya sen bu işi istiyor musun, istemiyor musun, onu söyle. Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı Yargı'dan önce kötü demeye dilimiz varmasa da biraz farklı karakterlerde gördük. Ne yapacağız, böyle bekleyecek miyiz yani? Yine altınları almalarına izin mi vereceğiz? Evet, dizinin içerisinde ya da filmin içerisinde hikayede kötü gibi görünebilen ama benim hep bir kendimce onları iyi bulduğum sebeple, yoksa oynayamazsınız yani gibi bir şey oluyor. Peki hiç menajeriniz Ahmet Bey'e dediniz ve beni bir gün lütfen iyi rolde? Ben zaten ne zaman dedim ki bunu, çok yakın bir zamanda söyledim yani. Hatta bu projede şey demiştim, ben artık kötü adam falan oynamak istemiyorum. Hem de ufak tefek bir belada değil ha Celal. Ona karşı beni mi koruyacaksın? Mafyatik işte oynamak istemiyorum. Ahmet de sağ olsun yargı getirdi. Daha böyle kuşe dediğimiz, bizim kendi aramızda bir muhabbetimiz var. Daha kuşe bir iş oldu yani. Ve karakter de aslında kötü olmasa da yine de bir antagonist diye adlandırılıyor böyle karakterler. O yüzden çok keyifli oynaması yani. Meşgale çok. Muhabbet koyu, nikahlara gitmeler, arkadaşa şahitlik yapmalar. Yargıda savcı Pars'ı çok sevenler olduğu gibi bazı olaylar karşısındaki tavrını sevmeyenler de var. Bakın Mehmet Yılmaz Ak bu durumu nasıl açıklıyor? İlk başta böyle bir kötü bir, yani sevmiyorlardı Pars'ı. Yani şöyle bir şey oluyor dizilerde, genelde hani ilk 4 bölüme kadar hani seyirci karakteri de tanımıyor yani. Dolayısıyla biraz geç tanışabiliyor. Sonra sevecek yönlerini bulabiliyor yani. Ki ayrıca da hani bir karakterin sevilmesi elzem değildir yani, sevilmeyebilir. Yeter ki onun hikayedeki rolü gerçekleştirebilsin yani. Ama şu an Pars deyince akan sular duruyor. Öyle mi oluyor? Vallahi yani? Öyle oluyor. Tamam bırak çık. Tamam buyur. Asiye'nin özellikle savcı Pars'a büyük bir hayranlık beslediği gözlerinden okunuyor. Peki Mehmet Yılmaz Ak canlandırdığı karakterin gördüğü ilgiden memnun mu? Ben çalışmaktan hiçbir şey yapamadığımdan bazen Ahmet'e diyorum yani. Bizim dizi nedir yani, niye böyle oluyor falan. Karavanın önünde insanlar falan, gerçekten şaşırıyorum yani o kadar
bayağı popülermiş meğerse. Evet. Evet. Özellikle Pars karakteri. Şu an herkes çok seviyor Pars'ı. Hele o mimikleri. Pars'ın adına çok sevindim gerçekten. Tamam tamam anladık. Örtüyü kaldır. Her ailenin altında tomarla pislik. Mehmet Yılmaz Ak mütevazı davransa da yargı çılgınlığı almış başına gidiyor. Sosyal medyada her bölümü gündem olan dizide Savcı Pars'ın replikleri de milyonlarca kez izleniyor. Görüyorum yani çok da mutlu oluyorum. Çok keyif alıyorum. Gerçekten çok emek vererek benim önceki dizilerimi de birleştiriyorlar. Pars'ın özelinde de bayağı fenomen bir şey haline getirdiler. Yani ikon haline getirdiler Pars'ı gerçekten. O sözler? Sözler Sema yani. Sema Ergenekon gerçekten çok güzel sözler yazıyor. Karakteri çok güzel. Hani biz paslaşabildik, anlaşabildik. Nereye varacaksın buradan Eren? Bir anlasan. Sayın savcım hani diyorum ki Yekta'nın ifadesini alsak mı acaba? Yargının senaristi usta kalem Sema Ergenekon'la uyumlu çalışmaları sayesinde bir fenomen doğmuş. Peki Savcı Pars'ın bazen sinir eden, bazen yüreklere su serpen o klasikleşmiş hareketleri nasıl doğmuş dersiniz? Bir saniye döneceğim. Mesela Pars'ın ben oynarken ya bu adam sürekli 7-24 çalışıyordur. Ekrana bakıyordur bilmem ne. Ben de hani insani bir şey katmayı severim karakterlerime yani. İşte hepimizin yüzümüz kaşınabilir, gözümüz şey olabilir. Böyle şeyler yaptım. Sema bunu tabii ki takipte. Ve ya bu sürekli gözünü biz buna bir hikaye yazalım dedi. Ve altını doldurdular o hikayenin. İşte geceleri uyuyamıyormuş Pars. O yüzden göz kuruluğu yaşıyor, göz damlası tamam. Geliyor falan. Ya bu tamamen kolektif bir şey oluyor yani. Sahtekar ya bunlar. Bir de çıkmış millete mağduruz, masumuz ayağına hikaye anlatıyorlar. Göz damlasını damlatmam bile sosyal medyada olay haline geldi. O yüzden işte bazen Sema yazıyor, çok güzel şeyler yazıyor. Gerçekten böyle ikon olacak replikler yazıyor. Ben de arada bazen böyle kendimden çok ufak virgülü noktasını değiştirerek yorumlar katıyorum. Olay yerinde incelemiş, bir leke tespit etmişler. Mehmet Yılmaz Ak oyunculukta hünerlerini sergilerken röportajdaki kadar mütevazı olamıyor. Göz damlasını döküşünden çay bardağını tutuşuna kadar her hareketi olay oluyor. Sosyal medyanın gündemine oturuyor. Heh, işte beklenen adam da geldi. Haberci Eren. O çay içme sahnesi de herhalde vardır sizin bir etkiniz, o tutuş. Ya bazen işte onu hiç planlamıyorsunuz. Artık o şeyin içerisine girince ne bileyim yani anın içinde olunca artık Pars olarak tutuyorsun onu. Bilmem hani... Mesela merak ettim şu an. Mesela çay getirsek nasıl tutarsın? Yani normalde nasıl tutuyorsun? Ben şu anda böyle tutarım çünkü gergin ve de heyecanlı olduğum için böyle tutabilirim. Aman beni çekiyorlar şu anda falan diye yani. Röportaja giderken seni tembihlemiştik Asiye. Yapma bu kadar üstüne gitme Mehmet Bey'in diye. Bak yılların oyuncusu bile soruların karşısında heyecanlandı. Şaka bir yana herkesin Savcı Pars'la ilgili bir fikri var. Peki Mehmet Yılmaz Ak nasıl değerlendiriyor Savcı Pars'ı? En son Van'ın sözleri geldi aklıma. Hırsın evet. Yüzünden hayatında hiç kimse olmuyor. Hırslı mı Pars? Bence hırslı. Çok hırslı yani. Ama dediğim gibi yani bu hırsında işindeki başarı ondan sonra kardeşi üzerinde kurduğu tahakküm ya da hakimiyet, orada elde etmek istediği başarı ya da kadınlar üzerinde elde etmek istediği başarının tamamen ana kaynağında sevilme isteği yatıyor. Bir tane arkadaşın yok. Sana aşık bir tane kadın yok. Çünkü sen ne aşktan anlıyorsun ne sevgiden abi. Çok başarılı olursa başarılı bir savcıyım ben. İşte par savcı herkes beni seviyor şeyini yaratmak istiyor. Asıl yani bilinçaltındaki isteği bence o yani. Daha çok sevilmek. Peki şimdi seyirci de mesela Pars'ın hayatında birisi olsun istiyorlar. İşte en favori isim de Seda. Evet. Olur mu Seda'yla? Ben bilemiyorum. Onu Pars'a sormak lazım yani. Bir de Sema yani çünkü başka türlü bir dil kuruyor ve her haftada o enerjiye göre bir şeyler yazıyor. O yüzden onu Sema'dan bağımsız ben bir şey diyemem. Ne yazılırsa ben onu oynuyorum. Sizinle acil görüşmem gerek Sayın Savcım. Ya ben sizin memurunuz muyum avukat hanım ya? Kaleme gidin önce bir zahmet. Bekleyin, müsait olunca alırız odaya ya. Asiye bu durur mu hiç? Diziyle ilgili tüyolar kapmak için Savcı Pars'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Dekisi sertler. Karşı. Ama hani bir o bakışmalarda bir enerji var ya ben öyle görüyorum açıkçası.
Ya onu bilemiyorum işte, mesela Yekta'yla da sahnelerimizde bakışmalarımıza inanılmaz bir enerji var. Ilgaz'la da inanılmaz bir enerji var. Yani enerjinin tam olarak adını koyacak kişi ben değilim işte, onu Sema bilecek. Eren'le de. Ha, Eren'le olan enerji zaten bambaşka bir enerji. Uğur Aslan'ın kendi has enerjisi de çok komik, çok güzel, çok iyi bir enerji. Yani sahneleri yaşatan bir oyuncu gerçekten. Sadede gel Eren, nereye bağlanacak bu? Ilgaz Savcım sürücünün hal ve tavrından şüphe edince inceleme istemiş. Bu akşam yayınlanacak. Ve geçen hafta herkesin o merak ettiği bir son vardı. Ilgaz'la bir araya geldiniz ve bir anlaşma yaptınız. Evet. Hiç aslında Pars'tan biz beklemiyorduk böyle bir şeyi. Ne oldu Pars'ta? Bence Pars'ta artık bir şeyleri değiştirmeye doğru ilerliyor gibi hissediyorum. En azından içinde öyle bir isteği var, değişim isteği var. Ama bunu ne kadar başarabilir bilmiyorum. Ilgaz, ben oraya dönmek istemiyorum. Orada her şeyin çerçevesi var, gökyüzünün bile. Ufkunu kaybetmek ölüm gibi bir şey ya. Dönmeyeceksin, sana söz veriyorum. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim, aklanacaksın, inanma. Evet, Asiye sonunda başardın, iyice ısındı Mehmet Bey. Buradan devam et, dizinin bu akşamki bölümüyle ilgili bir şeyler dökülecek sanki. Bir iddianame hazırladınız birlikte. Ölümüne kadar da söz verdiniz. Kimsesiz kimseye söylemeyeceksiniz bunu. Evet. Şimdi izleyicilere bakınca izleyiciler diyorlar ki, ikiniz bir araya geldiniz, ne yaptınız? Celine idam ettireceksiniz diye soruyorlar ve merak ediyorlar. Evet. Ben de akşamki bölümü izlemelerini öneriyorum. Yapacak bir şey yok. Spoiler veremiyorum maalesef. Ah Asiye, vah Asiye. Yine olmadı. Umduğunu bulamadın. Dur bari hemen konuyu değiştirelim senin için. Peki Mehmet Bey, setteki arkadaşlıktan bahsedelim biraz. Ya çok güzel bir ekip var. Yani zaten o enerjinin ben şeye yansıdığına inanıyorum yani ekrana. O şeyi kuramazsak eğer ki, zaten o işte yansımıyor yani. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk burada. Gerçekten yönetmen ve kamera arkası ekip, herkes çok keyifli, çok eğlenir oluyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen başka setlerde bazen ayağınız geri geri gider. Yani istemeyebiliriz ama bu sete gerçekten koşa koşa gidiyoruz yani. Seni ondan bile Savcı Pars'ı yakından tanıdık. Ama herkes başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı merak ediyor. Mehmet Yılmaz Ak'ı tanımak istiyorum. Yani ne yapıyorsunuz mesela vaktiniz olduğu zaman? Hobileriniz var mı? O en son duyduğum kadarıyla bir resim. Evet. Ya şöyle, resme de ben birkaç yıl önce pandemide böyle başladım yani sıkıntıdan. Ben işte geceleri uyuyamadığım zamanlarda bir video açıp izlerdim sürekli. Bob Ross videolarını eskiden TRT'den bildiğimiz için programından, ya tekrardan izleyin bir nostalji olsun derken, bütün gece böyle bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm derken 20-30 bölüm falan izledim. İnce bir rulo kesiyorum, sonra buraya gelip bir takım kararlar veriyoruz. Işık tam olarak nereden vurup yansıyor? Sonra gaza geldim. Dedim ki ben bu şeyleri yaparım yani, resimleri. Denedim. Gerçekten yapabiliyormuşum meğerse, öyle bir şey oldu. Sonra resmi merak sardım. İşte dijital resimler üretmeye başladım. Ondan sonra akrilik çalışıyorum, yağlı boya çalışıyorum. Ve kendimce işte hayal dünyamdaki şeyleri resmediyorum. Bundan keyif alıyorum yani boş zamanda. Bunları bir sergi haline getirmek gibi bir isteğiniz var mı? Ya ileride var, öyle bir düşüncem var. Gerçekten 30'a yakın falan şu anda dijital eserim var. Onların hepsini farklı yorumla akriliğe aktarmak istiyorum. Yani tabloya, kanvas tabloya. Ondan sonra belki neden olmasın. Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak yemek yapmayı pek sevmiyormuş. Peki dizide o şahane mercimek çorbasını kim yapıyor dersiniz? Onu sanat ekibimiz yapıyor, sağ olsunlar. Onlar yapıp koyuyorlar. Ben de alıp götürüyorum. Oynuyorum ben. Asiye sordukça başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın bilmediğimiz yönlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Dün doğum gününüzdü. Evet, dün doğum günümdü. 36 yaşına bastım. Yeni yaşımdan dolayı da heyecanlıyım. Sevdiklerimle birlikteyim. Çok mutluyum o yüzden yani. Teşekkür ederim. Peki bir doğum günü anısı desem? Bir doğum günü anısı. Eskilerden bir doğum günü anısı. Hiç unutamadığınız hayatınızda. Var, bir filmin çekiminde morgda doğum günümü kutladım. Morgda mı? Evet, morgda doğum günümü kutladım. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Hatta ya şey, bir
mock çekimimiz vardı bir filmde. O gün de benim doğum günümdü. O çekim bittikten sonra yapım ekibi elinde pastayla morga girip iyi ki doğdun Mehmet falan diye bir garip ilginç şey olmuştu yani. Morgda doğum günü kutlamasını duyan Asiye'nin tüyleri diken diken oldu adeta. Bir değişik oluyor. O günden sonra ne oldu hayatınızda? O günden sonra ölümlü dünya, çok da şey yapmamak lazım yani diye şey oldum. Hani her bir yeni yaş alıyorsun ama bak morgda şurada yani. Kaç doğum günü daha? Kaç doğum günü sonra? Bilemeyiz yani. Kızdınız mı peki? Yani tabii biraz şey olmuştu yani. Ne gerek var ki Mok'ta neden şu anda doğum günü kutluyoruz yani? Hiç gerek yok. İşimizi yapalım, çekelim, gidelim. Bir de oranın gerçek morg olduğunu herhalde sonradan öğrendim. Evet, ben evet öyle bir hikayesi var yani o şeyin. Mok'ta doğum günü kutlaması kadar ilginç olmasa da Asiye'nin de bir sürprizi var Mehmet Yılmaz Aka. Bizim de size sürprizimiz. İyi ki doğdunuz. Valla iyi ki varsınız. Teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Bir dilek tutun. Sadece bana bir mutlu yıl olmasın. Hepiniz. Tüm dünyaya mutlu bir yıl diliyorum. Yani bundan sonra bütün yıllar mutlu olsun ya. Gerçekten. Normal bir doğum günü pastası görünce içimiz rahatladı vallahi. Pars karakteriyle her hafta heyecan dolu anlar yaşatan Mehmet Yılmaz Aka, biz de magazinde ailesi olarak mutlu bir yaş diliyoruz. Vallahi iyi ki hayatımıza girdiniz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok ve hep olun. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Tüm seyirci de seviyor biliyorum. Keyifli röportajı bitirmeden önce Asiye son kez deniyor şansını ve yargının merakla beklenen bu akşamki bölümüyle ilgili bakın ne öğreniyor Mehmet Yılmaz Aktan. Ya yayınlanmayan bölümden bir replik var yani. Sema yazdı, yazmış yani. Onu okurken ben güldüm. Çekerken de bayağı eğlendik. O sahnede söyleyemiyorum işte, belki bu bölüm yayınlanır ki herkes tahmin eder neresi olduğunu yani diye düşünüyorum. O yani o kadar güldüm diyorsun. Güldüm yani, çünkü çok hayatımda böyle bir şey duymamıştım. Sema yaratmış yani yeni bir şey, muazzam komik yani. Erguvan ailesini içeriden dağıtacak bir şey bulmamız gerek bence. Bak, Kanal D ekranının reyting rekorları kıran dizisi Yargı bu akşam yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geliyor. Bana hemen dediniz, hallettim. Ama paranın devamı hala yok. Son bölümde iddianameyi gören Ceylin'i tekrar cezaevine girme korkusu sarıyor. Ilgaz, ben oraya dönmek istemiyorum. Orada her şeyin çerçevesi var, gökyüzünün bile. Ufkunu kaybetmek ölüm gibi bir şey ya. Dönmeyeceksin, sana söz veriyorum. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim, aklanacak. Bu hafta kadroya güzel oyuncu Şükran Ovalı dahil oluyor. Allah hepinize Ilgaz Kaya gibi bir koca nasip etsin inşallah diyeceğim ama öyle bir koca bulmak zor. Sayın savcım. Yeni savcı Pars'ın yerini almış gibi gözüküyor. Eldivenin üzerinde DNA örneğinizin çıkmasını nasıl açıklıyorsunuz Ilgaz Bey? Açıklayamıyorum. Niyazi şüpheleri üzerinden atmayı başardığını düşünse de Ceylin bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Ya polis bir insan ama. Neden mesleğini tehlikeye atıp böyle bir şey yapar ki? Bana hemen dediniz, hallettim. Ama paranın devamı hala yok. Biri sizi yakmak istiyor. Ama ben... Şimdi delilleri değiştirenle cinayeti işleyen aynı kişi olabilir. Ben ısrar ediyorum bu savunuda. Cicim aylarını yaşayan Ceylin ve Ilgaz'ın romantik diyalogları bu hafta da çok konuşuldu.